İyi akşamlar. Ankara'dan CHP Genel Merkezi'nden merhabalar. İyi akşamlar. Serap Belet'le bugün konuğumuz CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu. Hoş geldiniz efendim. Siz Teşekkür de yoldan ederim. geldiniz. iki miting yaptınız. Evet. Ucu ucuna geçtiniz programımıza. De. Hoş geldiniz. ya ayağının tozuyla tozu öyle geldik. <laughs> Tam evet. anlamıyla öyle oldu öyle. izleyicilerimiz için. Yayından birkaç dakika önce Sayın evet. Kılıçdaroğlu geldi ve evet. oturdu. Ee, evet. Isparta'dan geldiniz. Evet, Öncesinde Sparta'dan. Kayseri'deydiniz bugün. Evet. Kayseri ee, ve Isparta. Günde iki kente gidiyoruz. Saha ne söylüyor size? Bu artık iki hafta neredeyse kalmışken ne görüyorsunuz? Sesini Saha değişim istiyor. Ee, samimi söylemek gerekirse var olan iktidardan yorulduğunu, toplumun yorulduğunu görüyoruz zaten alanda görüyoruz. Her kesimde yani çiftçisinden, esnafına kadar, sanayicisinden, e, yerel yönetici. E, pozisyonda çalışan e, kamu görevlilerine kadar e, ya herkes ya bir değişim olsun diyorlar. Yeni bir yeni bir atak yapalım, yeni bir değişimle e, yolumuza devam edelim diye bir beklenti var. Elbette son derece bana göre tabii haklı bir beklenti. E, 20 yıllık, 22 yıllık bir süreyim e, ülkeyi yönetme yönetmekle emek harcayan, çaba gösteren insanların biraz dinlenmelerinde büyük yarar var. Sahada e, dört parti lideriyle Birliktesiniz, aynı zamanda Mansur Bey var, Ekrem Bey var. Onlardan yeterli desteği alıyor musunuz? E, alıyoruz tabii, onlar da konuşuyorlar. E, yani hepimiz bir arada değiliz. Bazen üç kişi, bazen iki kişiyiz. Diğer arkadaşlar e, Türkiye'nin değişik coğrafyalarında, illerinde, ilçelerinde onlar da çalışıyorlar. Yani hep beraber çalışıyoruz aslında. 7 Mayıs'ta da İstanbul bugünden konuşulmaya başladı. 7 Mayıs'ta İstanbul'da hem sizin mitinginiz var hem AK Parti'nin mitingi var. Biri Maltepe meydanda bildiğim kadarıyla sizin mitinginiz. AK Parti'nin mitingi yeni kapıda. Seçime giderken oradan nasıl bir tablo çıkacak? E bir gövde işte, gösterisi ne dönüşebilir mi karşılıklı? Mitinglerin gövde gösterisine dönüşmesini doğru bulmam. Hı. Yani bu yarışsa akılla, mantıkla, bilgiyle, birikimle projelerle yarışılır. Yani yoksa kalabalıkları toplayıp işte biz burada çok daha kalabalıyız, siz daha az kalabalıksınız. Bunlar artık çok gerilerde kaldı. Bu anlayış çok gerilerde kaldı. Artık Türkiye'de halkın eğitim düzeyi oldukça iyi. hayat sorgulayabiliyorlar. Akşam mutfağına bakıyor. Sabah esnafa gidiyor. Başka bir kişiyle konuşuyor. Sosyal medyada gelişmeleri izliyor. E, dolayısıyla tabii hangi gün mitingimiz var bilmiyorum samimi söylemek gerekirse. Bir gün önceden bana söyleniyor şu kentlere gideceğiz diye. Ona göre bir hazırlık yapıyorum. E, dolayısıyla İstanbul'da aynı gün mü yapıyoruz? Farklı günler mi miting yapılacak? Bilmiyorum ama hani böyle bir gövde gösterisi falan. Bunu doğru bulmam. Eğer hı hı gerçekten samimi olarak halkın karşısına çıkılacaksa adaylar gelirler. İşte şimdi benim geldiğim gibi beraber otururuz. Sizler soru sorarsınız, biz cevaplarız. Takdir milletindir deriz ve biz mesele biter. Demokrasilerde olması gereken budur. Eğer bu tür bir toplantıya gelmeyen ve bu tür toplantıları kendisi için biraz eksikliklerim ortaya çıkar veya eleştirilere tahammül edemem ve sinirlerimi tutamam gibi bir anlayışla gelinemiyorsa bu doğru değil. O zaman o kişiler devleti yönetemezler. Çünkü bakın bir siyasetçi en çok eleştiriye ihtiyaç duyar sağlıklı işleyen bir mekanizma içinde. Çünkü biz siyasetçiyiz. Eksiğimiz olabilir, hatamız olabilir, yanlışımız olabilir. Birileri bunu görüp eleştirir. Bu bir gazeteci olabilir, bu bir sıradan vatandaş olabilir, bu bir televizyoncu olabilir. Bir öğrenci olabilir. Şurada hata var, şurada eksiğiniz var. Valisi açar telefon, haber verir. Onlar çünkü kamuoyu önünde eleştiri yapmazlar. Dolayısıyla bu tür eleştiriler gelecek ki bizim nerede eksiğimiz, hatamız var görelim, ona göre karar alalım. Peki, Olmayınca e olmuyor. Yani Türkiye farklı bir yere sürüklendi maalesef. Özellikle Cumhurbaşkanlığı seçimi özelinde düşünürsek, İVM'e nasıl? Eskiden ya biraz daha gerideydim, şimdi daha öndeyim mi diyorsunuz? Özellikle Emek ve Özgürlük ittifakının desteğinden sonra kendinizi daha avantajlı görüyor musunuz? E, anketler de muhtemelen tabii geliyordur önünüze. Onlar ne söylüyor? Cumhurbaşkanlığı seçim için söylüyorum. Öbür meseleyi ayrıca konuşacağız. Şimdi açık ve ne söyleyelim. Yani her cumhurbaşkanı adayı 85 milyon insanın yurttaşın oyuna taliptir. Yani ben de talibim, e, Sayın Erdoğan da taliptir, Sayın İnce de, Sayın Oğan da hı hı. taliptir. Yani hepimiz 85 milyon insanla insan oyuna talip oluruz. Bu bazen ittifaklar şeklinde olur ki öyle oldu. Biz Millet İttifakıyız. Onlar Cumhur İttifakı. Bir başka ittifak daha var. Ee, az Emekli önce ifade ettiğiniz ittifakı. gibi. Özgürlükler İttifakı Emek Özgürlük İttifakı. Evet. Itifakı. diye tanımladığımız kısaca. E, dolayısıyla biz herkesin oyuna talibiz. Kim bize oy verirse mutlu oluruz, memnun oluruz. Çünkü bizim görüşümüz belli, düşüncelerimiz belli. Hatta daha da ileriye gidelim. Bizim hükümet programımız da belli. Yani Cumhur İttifakı'nın hükümet programı yok. Ne yapacağı konusunda taahhüt ettiği bir şey yok. Ama bizim 2400 maddeyi aşkın iktidara geldiğimizde neyi yapacağız? Hangi konuda neyi yapacağız? Dış politikada neyi yapacağız? Üniversite yönetiminde reformunda neyi yapılacağız? Sağlıkta, tarımda, bütün bunların hepsi teknolojide, bütün bunların hepsi bizim ortak bu tabakat metninde var. Ve biz bu metni yaklaşık bir yıllık bir süre içinde ilmek ilmek dokuyarak hazırladık. Bunun şöyle bir avantajı var. Biz altı lider bir araya geldiğimizde iki e, Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanları ile birlikte bir araya geldiğimizde neyi nasıl hangi zaman dilimi içinde yapacağımızı biliyoruz. Ve taahhüt ettik kamuoyuna. Karşı taraf taahhüt etti mi? Hayır. Ne yapacağı belli mi? Hayır. E, bir ittifak var mı? İttifak var. Peki bu ittifak ne yapacak? Orada çatlama var. Şey diyor ki mesela bir parti dışlıyorlar tamamen. E Bu parti olmasın. E olmasın diyorsunuz ama berabersiniz. Gidip oy vereceksiniz. Dolayısıyla oradaki bakın. Hüdapar için Hüdep söylüyorsunuz. Hüdapar için söylüyorum. Başka hangisi için Hı -hı. söyleyeyim? Reddediyorlar. Bir araya geliyorlar liderler. Mesela onu dışlıyorlar. Hüdapar'ı dışlıyorlar. Sen dışarıda kal diyorlar. Biz fotoğrafta olacağız. Ya böyle bir anlayış olur mu? ya yani? Devlet yönetimi böyle mi olacak? Şimdi yani? e, HDP ya da Yeşil Sol Parti ve Türkiye İşçi Partisi'nin size desteği. Aslında o e, yani altı partinin oluşturduğu mutabakat metnine değil doğrudan size. Yani biz Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekliyoruz dediler. Evet. E, desteği Cumhurbaşkanlığı, Cumhurbaşkanlığı seçiminde mi? size veriyor. Evet. E, siz onlarla. Bu konuda bir görüşme yaptınız mı? Siz bir destek talebinde bulundunuz mu? Hayır. Yoksa gelip onlar biz size destek veriyoruz Kemal Bey bunu da açıklayacağız dediler Hayır bir talebim olsa kamuoyu önünde bu talebimi yapardım zaten. Ama dediğim gibi ben 85 milyonun oyuna talibim. Ben geçmişte AK Parti'ye oy vermiş, Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy vermiş e, vatandaşların da oyuna talibim. Çünkü bu ülkenin huzura ihtiyacı var. Kamplaşmadan, kavgadan bıktık. Onu da ben vaat ediyorum. Onlar hala kavga peşinde. Ya Türkiye kavgadan yoruldu artık. Buradan çıkmamız lazım. Bugün Isparta mitinginde de, Kayseri mitinginde de pek çok ülkücü arkadaşın gelip pekala bize destek verdiğini gayet iyi gözlerimde görüyorum zaten. Dolayısıyla artık Türkiye yeni bir sürecin içine evrildi. Türkiye huzur istiyor. Türkiye kendi içinde barışmak istiyor. Kamplaşmadan kurtulmak istiyor. Bu kadar yorgunluğun maliyeti Türk toplumuna yani bize çok ağır oldu yani. Ya ülkede kişi başına gelir düştü. Fakirleşme arttı. Yoksulluk limitleri felaket. Ee, Türk işin belirlediği e, açlık sınırı rakamları açıklandı. Asgari ücretin üstünde. Yani al, bugün milyonlarca kişi açlık sınırının altında aylık alıyor. E, bu gerçekler var. E, bu gerçekler varken şimdi o mu seni destekledi, bu mu seni destekledi, o mu sana destek verecek, bu mu destek? Evet 85 milyondan o istiyorum. Sandığa giden her yurttaştan o istiyorum. Sen Türkiye'de huzur istiyorsan, bereket istiyorsan, insanlar huzur içinde yaşasın istiyorsan, siyasal partiler, siyasal partiler akılcı politikalarla yarışmak istiyorlarsa bize oy vereceksiniz. Bu, bu kadar bu, açık. Bu e, yani HDP'nin size verdiği destek zaten masa kurulurken de bu konu siyasetin gündemindeydi. Ardından destek şu anda miting alanlarında iktidarın en çok üzerinde durduğu argüman. Ve e, hatta bugün de yine e, Cumhurbaşkanı Erdoğan dedi ki HDP ile kapalı kapılar ardında ne görüştünüz diye e, size sordu. Ne görüştüler diye sordu. E, Milli ile Teşkilatı. Sonrasına ilişkin bir görüşmeniz Oldu mu? Efendim Milli İstihbarat Teşkilatı onun emrinde zaten. Bizim ne görüştüğümüz varsa öyle gizli kapakta bir görüşmemiz varsa çıksın açıklasın. Öyle değil mi? Biz bakın devleti yöneten kişi bir sorumluluk üstlenir. Ben o sorumluluğu üstleniyorum. Ve diyorum ki ben eğer görüştüysem evet açık ve net derim ki evet bunlarla oturduk, ittifak konusunda anlaştık, görüştük. E yok öyle bir şey. Yani bir pazarlık vesaire bir şey Hayır yapmadık efendim, biz. Diyorsun. Ne pazarlığı? Ne pa Şimdi bakın bir şey daha söyleyeyim. Ya biz altı lider bir aradayız. Evet. Benim tek başıma bir gidip pazarlık yapma şansım var mı? Böyle bir akıl dışı politika olur mu? Böyle akıl dışı bir uygulama olabilir mi? Mera Hanım orada, Temel Bey orada, Sayın Davutoğlu orada, Sayın Babacan orada, Sayın Gültekin orada. Biz beraber karar alıyoruz beraber yol haritası belirliyoruz. Türkiye'yi demokratikleştirmek için birlikte çalışıyoruz. Ama onlar ya Allah onlara akıl fikir versin gerçekten. Ülke için ne yapacaklarını düşünmüyorlar da bizimle uğraşıyor. Efendim masanın altındaymış. Yok masanın üstündeymiş. Yok masanın yanındaymış. Yok masanın sağındaymış. Yok masanın solundaymış. Ya arkadaşlar ya sizin gözünüz kör mü? Açıkça söyleyin. Bu buradadır diye. Onlar da bunun olmadığını biliyorlar bildikleri içinde toplumun kafasını karıştırmak istiyorlar. İşin gerçeği bu. Dediğim gibi biz bu ülkede sandığa gidip oy kullanan her yurttaşın oyuna talibiz. Çünkü söz verdim bu ülkeye barışı getireceğim. Peki, ülkeye bu ülkeye kardeşliği Barış'tan kastınız mı Sayın Kılıçdaroğlu? Bu, yani örneğin e, en çok e, bu konuda konuştuğumuz için şu an HDP Cumhurbaşkanlığı adaylığınız kesinleştikten sonra yaptığınız ziyarette birlikte bir açıklama yaptınız eş Yaptım. genel başkanlarla. Evet. Türkiye'deki sorunlara değindiniz. Keşke Ve fırsat ki, olsa da o açıklamayı şimdi yayınlasanız. Kürt çok da mutlu olurum. Kürt sorununun çözümü meclistir dediniz. Çözüm evet. süreci döneminde de zaten bunu vurgulamıştınız. Evet. Bu yönde çağrılarınız olmuştu. Ee, ve bir e, bu, bu çağrıyı, sorunlar mecliste çözülecek. Bu çağrıyı en baştan yaptım. Erdoğan bu sorunu çözmeye kalktığında yanlış yapıyorsun dedim. Hı hı. Yanlış yapıyorsun. Sorunun çözümü parlamentodur. Çünkü parlamentolar sorunu çözme konusunda karar alırlar. Hayır ben tek başıma çözeceğim dedi. Buyurun ne hale getirdi memleketi? Cumhurbaşkanı olursanız mecliste yeni bir süreç başlatılacak mı diyorsunuz? Cumhurbaşkanı, bu açıklama bakın, bu anlama mı geliyor? Çok açık. Bizim ortak mutabakat metnimiz var. Bu metinde ne gerekirse biz hepsini yapacağız. Bu kadar açık. Metni açarsınız, bakarsınız orada ne varsa o altı lider altına imza atmış vaziyette. Bu bir yıllık bir çalışmanın ürünü. Var olan sorunlar parlamentoda çözülecek. Bu konuda gayet açık, gayet net düzenlemelerimiz var. Biz demokrasi istiyoruz. Düşünceyi, ifade özgürlüğü istiyoruz düşüncesini açıkladı diye bir kişinin hapse atılmasını istemiyoruz. Bunların hepsi yazılı zaten. Biz bunların hepsini yapacağız. Bugün Mansur Bey Bunu bir ki. parti için değil. Altını Hı. çizeyim. Bunu bir parti için değil. Bunu Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan bütün yurttaşlar için yapacağız. Ya tweet attı diye gencecik fidan gibi çocuğu gidip sabahın köründe evini basıp karakola götürmek hangi aklın öngördüğü bir uygulamadır? Hayır biz bunu herkes için, üniversite hocası için, esnafı için, efendim apartman görevlisi için, askeri için, herkes için demokratik bir ortam yaratmak istiyoruz. Herkes düşüncesini özgürce söylesin. Bu kadar basit. Yani bize dayatıyorlar. Üçüncü sınıf demokrasi bu ülkede olsun. Üçüncü sınıf. Niye birinci sınıfta olmuyor? Neden birinci sınıf demokrasi olmuyor? Neden burası Güney Kore gibi Efendim Almanya gibi, Fransa gibi, Kanada gibi özgür bir ülke olmuyor. İsveç gibi, İsviçre gibi özgür düşüncelerini ifade eden bir ülke olmuyor. Bunun yapılması lazım. Bugün siz yargıya gideceksiniz, baskı altına alacaksınız. Hakime diyeceksiniz şu kararı ver, baskıyı uygulayacaksınız. E Bay Kemal de buna ses çıkarmayacak. Olmaz efendim, olmaz. Yargıç hukukun üstünlüğü ve vicdani kanaatine göre karar veriyorsa benim başımın üstünde yeri var. Ama yargıç saraydan gelen talimata göre karar veriyorsa o kişi yargıç değildir. Onun yargıçlıkla falan ilgisi yoktur. O yüzden Anayasa Mahkemesi'ne bir üye atandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısıydı. Atandı. Bu kişi, bu kişi bir sefer temiz bir kişi değil. Altını çiziyorum. Temiz bir kişi değil. Yemin törenine katılmadım. Çünkü o kişinin anayasa mahkemesinde olması mümkün değil. Ya Yargıtay'da bir tek Kararın altına dahi imza atmayan bir kişi. Yargıta üyesi or olarak oraya seçildi ya. Böyle bir rezalet görüldü mü Türkiye Cumhuriyeti tarihinde? Biz bütün bunları düzelteceğiz. Bütün bunları. Nerede hukuksuzluk varsa, nerede adaletsizlik varsa düzeltmemiz lazım. Bunlar düzeltilmeden Türkiye aydınlığa çıkamaz. Türkiye önünü göremez. El alemin kuktası konumundalar şimdi. Böyle bir şey olmaz. Olmamalı da yani. Türkiye dediğiniz itibarlı bir ülkedir. Türkiye'de adalet vardır. Türkiye'de hukuk vardır. Türkiye'de vicdan vardır. İnsanlar sorunlarını aktarırlar. O sorunları çözme görevi de siyasal iktidarındır. Biz sorun yaratmak değil, sorun çözmek istiyoruz. Onlar sorun yaratıyorlar. Bakın her kararı bir sorun. Her kararları bir sorun. Biz sorun yaratmak değil, sorunu çözeceğiz. Türkiye'ye rahat bir iklim getireceğiz. Ana hedefimiz bu. Serap'ın sorduğu bir soruyu biraz daha açayım. Bu HDP bahsini de birkaç soruyla kapatalım. Bugün Mansur Yavaş dedi ki HDP de mecliste olup derdini anlatmak istiyordur. Bu meşrudur. Demirtaş'ın bir açıklamasını gördüm. PKK silah bırakmalıdır diyor. Belki HDP bu şekilde meclise girip PKK'ya yeter artık silah bırakın diyecek diye bir açıklama yaptı. E diyor, gayet makul e, bir açıklama. Siz de muhtemelen böyle zaten e, söylüyorsunuz düşünüyorsunuz. E, seçimlerden sonra mecliste de HDP ile e, biz bu ilişkileri sürdüreceğiz. Ee, bu konuda çalışırız diyor musunuz? Efendim biz bütün partilerle ilişki sürdürürüz. Bütün partilerle. Bugün parlamentoda bugünkü koşullarda dahi bütün partilerle görüşen tek parti biziz. Siz demokrasiye inanıyorsanız ben sadece bunlarla görüşeceğim diğerleriyle görüşmeyeceğim der misiniz? Bu akıl dışı bir şey. Bu demokrasiye inanmamaktır. Biz bütün partilerle görüşüyoruz. Ak Partiyle de, MHP ile de, HDP ile de efendim zaten iyi partiyle bir ittifakın içindeyiz. Biz bu görüşürüz. Niye görüşmüyoruz? HDP ile yani. HDP Allah aşkına HDP'yi düşmanlaştırıyorlar. Kardeşim sen düşmanlaştırıyorsan o zaman ikili oynuyorsun. HDP'nin Meclis Başkan Vekili Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni yönetiyor. Parlamento'daki 600 milletvekiliyle izin vermeden kimse çıkıp konuşamaz. Hı hı. E ne olacak şimdi? Bazı HDP'li vekillerin seçime ilişkin açıklamaları da aslında bu e, iddiaları ve tartışmaları biraz güçlendiriyor. Bazı HDP'li vekillerin yani parti kimliğinden bağımsız açıklamaları oldu seçim sonrasında ilişkin yeni bir sayfa açılacak e ya da işte e, terörist Baş'ının serbest bırakılacağı yönündeki bazı işte ifadeler bunun üzerinden de Öcalan serbest bırakılacak iddiası miting alanlarında da dile getirildi. Buna bir yanıtınız var mı? O bizi ilgilendirmez mı? efendim. O onların düşüncesi. Siz hukuk içinde hareket etmek zorundasınız. Sizin bakın akıl dışı gene söylemler akıl dışı. Bir kişinin hapisten çıkması için kanun çıkması lazım değil mi? Öyle değil mi? Kanun çıkmadan ben seni serbest bırakacağım nasıl diyebilirim? Hangi yetkiyle diyebilirim? Ancak diyebilirim ki burada bir aksızlık var. Bu haksızlığın giderilmesi lazım derim. Eğer varsa bir yerde bir haksızlık söylerim. Bu haksızlığa kim muhatap olmuşsa, siyasi görüşüne bakmak sizin. Haksızlığa kim muhatap olmuşsa, evet burada bir yanlışlık var derim. Burada bir hata var derim. Bu hatanın giderilmesi lazım derim. Diyorum da zaten bunları. Yeni demiyorum ki. Gezi olaylarında içeride olanlar ne günahı var Allah aşkına bunların ya. Adam yurt dışından geldi buraya yargılanıyorum diye eline kelepçe içeriye attılar. Osman Kavala neden? Selahattin Demirtaş neden? Bütün bunları soruyoruz. Terör. Hayır efendim hiçbirisi terörden ötürü mahkum olmadı ya. Yalan söylüyorlar millete. Bakın siyaset kurumu halka doğruları söylemek zorundadır. Yalan söylediğiniz andan itibaren siz itibarınızı, güveninizi kaybedersiniz. Benim de arzum o. Halka doğruları söyleyeceksiniz. Bu kadar basit. Bir insanı sevmeyebilirsiniz. Eleştirebilirsiniz de. Eleştiri hakkınız da var. Buna hiç kimse bir şey demez. Niye eleştirdiniz diye ben kalkıp birisine bir şey söyler miyim? Hayır. Beni eleştirebilir. Haksızsa o haksızdır derim. Haklıysa kendime çekin düzen verin demek ki burada benim bir eksiğim vardır. Selahattin Demirtaş'la Osman Kavala şu anda içeride değil, dışarıda olmalıydı mı diyorsunuz? Efendim, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararı var. Siz anayasanıza koymuşsunuz. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne herkes uyma kararını herkes uymak zorundadır diye. Siz hukuk devleti misiniz? Evet. O zaman bırakacaksınız. Peki. Anayasa mahkemesinin kararı var. Ya bu ülkede anayasa mahkemesi kararını ne? Alttaki hakim ben uygulamıyorum dedi. Yani anayasayı takmıyorum dedi. Kimin talimatıyla? Sarayın talimatıyla. Hani adalet vardı. Emine Şen Yaşar. Ya kocası kafasına tüp, vur tüp vurularak hastanenin içinde öldürüldü ya. Güçleri var. Gariban bir kadın ya. Ya insanın vicdanı sızlar ya. Sekiz savcı değişti. Sekiz savcı kimse korkudan dava açmadı ya. En sonunda ben gittim. Emine Şen Yaşar'la görüştüm. Adalet adalet diye istiyorum. Adalet sarayının önünde elinde tek şey var. Adalet istiyorum diye o kadar. Allah aşkına bu vicdan mıdır ya? Bu ahlak mıdır ya? Bu erdem midir ya? Ne istiyorsunuz o kadından ya? O kadın diyor ben adalet istiyorum. Kocam öldürüldü, iki çocuğum öldürüldü diyor. Ama öldürenler sırtını saraya dayamış. Kimse bir şey yapamıyor. En sonunda bir savcı çıktı da yürekli bir savcı. Sekizi değiştikten sonra dava açtı. Niçin? Biz artık her sefer dile getirdik. Bu kadının hakkını verin diye. Emineşen Yaşar Türkçe bilmiyor. Ya bu olaylar bu ülkede namuslu olan herkesin vicdanını rahatsız eder. Ahlaklı olan herkesin vicdanını rahatsız eder. Adalet isteyen herkesin vicdanını rahatsız eder. Bunlarda vicdan yok ya. Vallahi vicdan yok ya. Vicdan olsa bunu yapmazlar ya. Cinayet işlenecek. Herkes görüyor. Tanık. Ya delilleri karartmaya kalktılar. Neler yaptılar? Niçin? Bu kadının kimsesi yok. Kimsesi yok ya. Allah'ın garibanı bir kadın ya. Peki ee, sahayı sorduk ama şu oy oranları sorun boşlukta evet, kalmasın. Son bir ne görüyorsunuz yani bu ilk turda biter diyor musunuz? İlk turda biter İlk turda biter. Bir Gençlere oran, güveniyorum. Gençler yok. Yok. Şimdi oran siz gazetelerden okuyorsunuz vallahi ben de oradan okuyorum. Yani mesela yani. bu Emek ve Özgürlük İttifakı'ndan size ne kadar oy gelir mesela? Bilmiyorum. Çünkü Bilmiyorum. E, ciddi bir destek açıklaması oldu. Mesela Bilmiyorum. o kesimin hepsini size oy vereceğini düşünüyor musunuz? E ben ne bileyim. Yani ee, şimdi bakın ben bir kesim bana oy versin diye çalışmam. Ben nasıl çalışacağımı 85 milyonu anlatırım. Adaletse adalet, hukuksa hukuk. Hiçbir çocuğun yatağı aç girmeyecek bir Türkiye evet. Düşünceyi ifade özgürlüğü evet. Bunları yapacağım. Ne pahasına olursa olsun millet ittifakı olarak biz bunları yapacağız ve sözüm var. Üç ay içinde Avrupa'ya bize kalkacak. Çünkü biz demokrasi kendi ülkemize bunu getireceğiz. Bunu bizim ge geçen yayınımızda da söylemiştiniz. Hatta nasıl olacak ama bu e, Avrupa ancak kaldırabilir bunu e, diye de sonrasında da çok konuşuldu. Nasıl olacak Sayın Kılıçdaroğlu? E, o gün de sorduk ama. Gayet basit. Avrupa Birliği'nde, Almanya'da, Fransa'da, İngiltere'de, ya da o şimdi Avrupa Birliği içinde değil ama aynı e, kuralları kendi ülkesinde uyguluyor. Danimarka'da, Hollanda'da bizim orada işçiler var değil mi? Hepsi memnun hayatlarından. O ülkelerde hangi demokratik standartlar varsa kendi ülkemize getireceğiz. Getirdikten sonra, çıkardıktan sonra dönüp Avrupa Birliği'ne diyeceğiz. Verdiğin sözü tut. Bizeleri kaldır. Kaldıracak. Bu kadar basit. Ama siz hem yapmıyorsunuz hem bize iyi kaldır diyorsunuz. Biz üçüncü sınıf demokrasi olsun bizim ülkemizde. Siz hiç dokunmayın bize. Bizeleri kaldırın biz rahat rahat gidelim. E olur mu? Olmaz yani. Olmaz yani. Siz anayasada özgürlükler, haklar varsa bu hakkı, özgürlüğü vereceksiniz bu vatandaşa. Bugün gençlerle konuştum onlara söyledim. Ya mutlaka dedim sizin anneleriniz, babalarınız diyorlar ki aman sakın ha oğlum kızım bir tweet atma başın belaya girerdi. Evet. Bakın. Ya odada bile konuşurken İnsanlar sessiz konuşuyorlar. Acaba dinleniyor muyuz diye. Ya Türkiye bu hale. Yani Türkiye buna layık mı Allah aşkına? Yok ya. İnsanlar düşüncesini söylesin. Özgürce söylesin. Bakın Cumhurbaşkanı olduğumda gençlere o sözüm var. En rahat eleştireceğiniz kişi ben olacağım. Bütün eleştirilere tahammül edeceğim. Ne olacak? Eksim varsa tamam. Düzeltiriz. Şu Cumhurbaşkanlığı seçimi meselesiyle ilgili bir ben, sorum daha var. Sen sor Ondan, ben de, belki e aynı şeyi soracağız. Muharrem İnce hep size ha. soruluyor ne kadar oy alır almaz, size evet. zarar verdi mi, vermedi evet. mi? Şimdi bir e, ciddi bir e, çıkış yakaladı aslında. Anketler en azından öyle evet. gösteriyordu. Ama son dönemde ortak algı şu ki, Eski gücünü kaybetti. Eski oy oranını kaybetti. Siz de böyle görüyor musunuz? Bilmiyorum. Ee, evet. Emin olun. Bilmiyorum yani, yani, ama e... şey demiştiniz geçen sefer. Sona yaklaştıkça stratejik oy kullanılır. İki öyle. öne çıkan adaya yönelir seçen. Yani oradan yani da size bir oy size? kayması olacak mı? Bilmiyorum. Tahmin. Yani. yani Muharrem Bey nasıl herkesten oy istiyorsa ben de herkesten oy istiyorum. O hangi amaca, ilkeleri e, ee, öngördüyse bilmiyorum. Kendisine göre ilkeleri, kuralları vardır ki ben o ilkelere ve kurallara saygı duymak zorundayım. E ben de genel başkan olarak artı Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olarak e ben de elbette ki 85 milyon vatandaş, daha doğrusu oy kullanmak için sandığa giden her vatandaştan doğal olarak oylarına talibim. Yani diyorsunuz ki kimden alacağım bilmiyorum ama ilk durda bu iş bitecek mi? İlk, hayır kimden alacağımı gayet iyi biliyorum. <laughs> ya da kimden gelirse gelsin. Ha, kimden alacağım? Bu ülkede demokrasi isteyenlerden alacağım. Bu ülkede huzur isteyenlerden alacağım. Bu ülkede ahlaklı bir yönetim olsun isteyenlerden alacağım. Bu ülkede kul hakkı yemeyen bir yönetim olsun diyenlerden alacağım. Hı hı. Kul hakkı yiyenler bana oy vermez. Uyuşturucu baronları bana oy vermez. Beşli çeteler bana oy vermez. Bunlar zaten vermezler. Bunlar ben Cumhurbaşkanı olmayayım diye zaten 50 şey yaptılar, Yüz şey yaptılar. İftiralar, karalamalar, adam kiralamalar bütün bunları yaptılar. Bunlar beni yolumdan döndürmez. Siz siyaset halka adanmışlıktır aslında. Siz halka mı adanıyorsunuz? Evet ben halkın sorunlarını çözeceğim diye. Siyaset zenginleşme, köşeyi dönme aracı değil ki. Türkiye'de böyle yapıldı. Buradan çıkaracağız Türkiye'yi. Yeni söyledik ya gerçekten de söz verdim. Bu ülkeye baharları getireceğim diye. Gerçekten baharları getireceğim. Hiç kimse endişe etmesin. Peki, şimdi bugün daha kısa süremiz var. Hızlı hızlı hemen soralım. Tabii. Atatürk Havalimanı üzerinden evet. yaşanan polemiği evet. size sormak evet, istiyoruz. Orada Teknofest'le aynı günde olması üzerine de Haluk Bayraktar'dan da bir evet. tweet oldu. Üzerine siz cevap verdiniz. Bu paylaşımı yaparken, bu vaadinizi dile getirirken ee, bunu düşündünüz mü? Sözleriniz e, Baykara mıydı? İfadeleriniz? Böyle bir gönderme var mıydı? Hayır. Hiç öyle bir şey yok. Bakın. 2022. Ekim 2022. Hı hı. Atatürk Uzay ve Havacılık Merkezi. Yani yeni değil. Hazırlayan doçent doktor Devrim Akgündüz. O tarihte bize geldi. Artı ben bundan Siz bahsettiğiniz sonra... şirketle o zaman görüşmüş müydünüz? Efendim? O bahsettiğiniz şirketle. Hayır hayır. Bunlarla görüştüm. Eren... Daha sonra evet. MIT'ye gittim, İngiltere'ye gittim. Yüksek teknoloji ülkemize getirmek için. Zaten bunlar için gittim ben. Hı -hı. Bunlar için gittim. Ben oraya eğlenmeye gitmedim ki. Benim oraya gidiş nedim? Yüksek teknolojiyi kendi ülkemize nasıl getiririz? Artı orada bu işte çok iyi olan bizim insanlarımız var. Özmenler var. Eren ve Fatih Özmen. Özmen. Evet bunlar var. Şimdi bunlar uzay konusunda olağanüstü. teknolojileri müthiş geliştirmişler. Elon Musk'tan sonra e, Amerika'nın ikinci, iki numaralı şirketi bu konuda. Bu insanları Türkiye'ye getirmek ve bu insanları Türkiye'de yatırım yapmak ve bizim uzay ve evet, e, e, havacılık konusunda bir merkez. Bunlar CIA'ye çalışıyor adını vereceğiz e, eleştirisine ve ne dersiniz? CIA'ye çalışıyor bu şirketler gibi bir eleştiri geldi. Ona ne dersiniz? Ya <laughs> gülünecek şey. Şimdi bunlar ticari şirket mi? Ticari şirket. Müşteri varsa mal yapıp satarlar mı? Müşteri varsa mal yapıp satarlar. Yani bugün Milli İstihbarat Teşkilatı dünyanın pek çok ülkesinden alet edavat almıyor mu? E alıyor. Ya şimdi ne yapacağız? Biz o şirketleri mi suçlayacağız? Niye bu Türkiye'ye mal satıyorsun diye. Yani sen Türkiye'nin adamı mı oldun diyeceğiz. Bakın. Cumhurbaşkanı Erdoğan dünya... dedi ki, yerli yerli milli bunca şirket varken bir Amerikalı firmanın reklam ajansında soyunmak mandacılıktır Eren dedi bugün. Eren ve Fatih ne zamandan beri, onlar Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı değil mi? Yani siz yurt dışına gidenlerin tamamını yerli ve milli olmaktan çıkarıyor musunuz? Kendi insanınız, Daron Acemoğlu orada, Baktığınız zaman pek çok bilim insanı orada. Bakın bunu açıkladıktan sonra NASA'da çalışan bir Türkle de konuştum. Bunu yapın, NASA'dan ayrılıp geleceğim ülkeme ve ülkemde yapacağım diyor. Çalışacağım diyor. Biz bunu yapabiliriz. 2 milyar dolarlık bir hacmi var bunun. Ve bu insanlar bunu yapıyorlar. Kaldı ki Erdoğan da zaten bunu davet etmişti. E o zaman CIA, CIA falan yoktu. Niye oldu birden bire şimdi oldu? akıl dışı bari bir eleştiriyorsanız akıllı bir gerekçeye dayandırın. Efendim CIA'den malzeme, malzeme satıyorlar. E şirket bu satar ya. Fırından ekmek de alıyorsunuz. Bu Eren ve Fatih Özmen'le ne yapmak üzere konuştunuz? Yani Türkiye'de ne yapacaklar? Evet. Siz mi davet ettiniz? Ee, Türkiye'de, Türkiye'de. Yani de, somut bir proje var. Proje mı? var mı? Var 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 var. Türkiye'de uzay sanayi konusunda araştırmalar yapacaklar. Atatürk Uzay Sanayi ve Araştırma Merkezi. Bunda Atatürk Havalimanı'nda yapacağız. Türk Havalimanı. Da. Ama şunu söyleyeyim. Türk Havalimanı'nda öyle inişler, kalkışlar yasaklanacak falan ya uçaklar kalkacak, inecek ki oraya. Yok yani Türk Hava Yolları gene, e, affederseniz Atatürk, Atatürk Havalimanı, Havalimanı, Havalimanı. gene e, uçuşları açık olacak. Ama orada hangarlar olacak, araştırmalar olacak, bilimsel araştırmalar olacak, uzay araştırmaları olacak. Son derece nitelikli insanlar gelecek. Bakınız. Ben şu sözü verdim. Türkiye'de bir Şampiyonlar Ligi kuracağım diye. Şampiyonlar Ligi şu demek aslında. Onlar futbol alıyorlar. Şampiyonlar Ligi dünyanın en saygın bilimde ve teknolojide öne çıkmış olan isimlerini ki bunların %99,9'u Türk. Kendi ülkesine gidip yatırım yapmak istiyor bu insan. Vay sen gelme. Niye gelmesin kardeşim? Gelecek. Sermayeyi de getirecek. Yatırım yapacak burada. Uzay sanayi konusunda. Habitatlarda, uzayda kanser araştırmaları yapılıyor. İlaç sektörü stratejik bir sektördür. İlaç sektörü. Dünyadan haberleri yok bunların. Canan Dağdeviren, Deviren, kanser araştırmaları konusunda bizim Türkiye Cumhuriyeti devletinin iftihar etmesi gereken bir isimdir bu isim. Ve bu isimle ben gidip konuştum. Neleri bulduğunu, nasıl bulduğunu anlattı. MIT'de buna özel bir bölüm ayrılmış. Ya bunların dünyadan haberi yok. Bunlar bir insanı karalamak için yola çıkar. Vay efendim ne Amerika'dan geliyor. O zaman bu Amerikancı. Tam bir akıl tutulması. Tam, tam bir akıl tutulması yani. Bizim şimdi oraya gidip çalışan şimdi biz Almanya'da çalışanlara da bunlar Almancı mı diyeceğiz? Çalışıyorlar, üretiyorlar. Kendi ülkelerine gelip yatırım da yapıyorlar. Dediğim gibi şimdi panik içinde ne yapacaklarını bilmiyorlar. Neyi hedeflediklerini de bilmiyorlar. Uzay araştırmaları konusunda Türkiye'de yetkin isimler de var. Az önce söyledim. Devrim Akkündüz. Bugün yapılan çalışmaları yeterince desteklemediğiniz eleştirisi getirdi Haluk Bayraktar. Örneğin Kızıl Elma konusunda bir destek, bir tebrik mesajı duymadık. Esihalara katil dendiğinde bir destek mesajı duymadık. E, bize bu açıktan dile getirilmiyor diye. Bu, bu yoruma bir cevabınız olur mu bu değerler? E beni dinlememişler demek ki. Beni dinleselerdi. Ben e, kardeşlerin yani Bayraktar'ların e, Türkiye için ne kadar önemli şeyler yaptığını anlattım. Beni dinlemeleri lazımdı. İki tellide fabrikası varken iki tellide ziyarete giden babası Allah rahmet eylesin hayattaydı. Ziyarete gittim. Bana dertlerini anlattılar. Sıkıntılarını anlattılar. E, videolar gösterdiler. Sabah kahvaltısı yaptık. Çok güzel ve nitelikli bir ekibi vardı. O ekibi başında geliştirdikleri uçak modelinin önünde fotoğraflar çektirdik. Fotoğrafları paylaşmıyorum. Neden biliyor musun? Aileden izin almadığım için. Yani Mesela bu şurayı... kadar da bu kadar da Aileyi düşündüğüm için acaba başlarını belaya sokar mıyız diye biraz da e, haber vermedik. Şimdi ben asla ve asla onlar da benim söylediğim şampiyonlar liginin bir parçası olacaklardı Bayraklar da olacaktır. Siz uçak geliştirdiğinizde biz niye karşı çıkalım ya? Akıl tutulması böyle Yani biz şey? onları dışlamıyoruz onları da bu ligin Hayır, içerisine efendim, onlara, alacağız ama genişleteceğiz bu efendim, ligi diyorsunuz. Onlara her türlü desteği vereceğiz Peki, olur, şöyle olur mu? Bir bekle, Şimdi şöyle bir endişe var. Pardon. Şöyle bir endişe var. Hı -hı. Şimdi bütün bu gelişmeleri parti devleti süreci içinde yaptılar. Parti devletin, parti aynı zamanda devlet. Acaba kılıçlar oldu gelirse aynı mantıkta gider mi? Hayır efendim. Parti ayrı devlet ayrıdır. Devlete kim hizmet ediyorsa, kim üretiyorsa başımızın üstünde yeri var ya. Parti ayrı bugün var parti yarın oy almasınız, ayrılır bir köşede durursunuz parlamentoda. Yani baykarında başımızın üstünde yeri var zaten bu kadar hizmet yapıyor. Diyorsun. Elbette, elbette efendim ya niye karşı çıkalım? Yani akıl tutulması bir şey. Samsun'da teknofest yapıldı ben de gittim. Pırıl pırıl evlatlarımız, pırıl pırıl gençlerimiz. AK Partililer de tanık oldular. Orada yanlış hatırlamıyorsam bir bakan da vardı. Bütün gençler geldi benimle fotoğraflar çektirdi. Onlar da şaşırdı. Bu gençler sizi seviyor. Niye sevmesin efendim? Onlar da şunu söylüyor. Yani bazı CHP'li vekiller bizim hakkımızda bir sürü şey söylüyor. Kemal Bey hala onların önüne açıyor. Dün bizim yayınımızda söyledi evet. Aluk Bayraktar. Yani e, Kemal Bey belki kendisi böyle düşünmüyor ama CHP'den pek çok isim bizi suçlayıcı hayır, bir hayır. girişim içerisinde diye bakıyorlar. Kim bilmiyorum. Bana söylesin. Değil mi? Bir telefon kadar yakınım. Diyecek ki sizin şu milletvekiliniz bizim aleyhimize konuşuyor. Konuşuyor. Onun ifadelerinin üzerine. Evet. Bakın. Kim bu ülkede taş taş üstüne koyuyorsa ben onun siyasi görüşüne bakmam. O ayrı bir şey. Bu insanlar siyaset için yapmıyorlar bunu. Bir şeyler yapmak istiyorlar. Üretiyorlar da. Ben gittiğimde keşke bayraktar beni teknofeste karşılasaydı. Ben haber verdim, gelmek istiyorum diye. Ama çekindi büyük bir ihtimalle Bu son Teknofest'ten Hayır bir şeydeki. Önceki. Peki buna Samsun'dan gitmek abi. istediniz mi? E hayır. Buna gitmek istediniz hayır, mi? Hayır yani. Samsun'dakine gittim. Haber de verdim. Yani gelmek istiyorum. Ben gezmek istiyorum, görmek istiyorum diye. Herhalde büyük bir ihtimalle çekindi ve kendisi Teknofest'ten ayrıldı. Başka bir e, AK Parti yanlış hatırlamıyorsam bakan veya bakan yardımcısı evet. birisi aldı, gezdi, gezdik gençler pırıl, pırıl gibi üniversite öğrencileri yeni buluşlar var, yeni şeyler var her şeyi yapıyorlar gençler müthiş, olağanüstü, yetenekli çocuklarımız, bunlar bizim evlatlarımız bunların siz efendim vay nasıl kötü şey yaparsın denebilir mi? tam tersine tam tersine ufuklarını açmamız lazım. Tam tersine destek vermemiz lazım. Onların mali imkanları eğer sınırlı ise mali imkanlar sağlamak lazım. Bütün bunların olması lazım. O sadece çevre sadece genelde burada değil. Şunu söylüyor. Ya Kemal Bey ne olurdu bir kızıl elma bir işte e, akıncı videosu paylaşıp ya teşekkürler elinize sağlık gençler deseydi bir tweet atsaydı e, aslında her şey çözülebilirdi gibi bir yaklaşımda geliyor. İyi e, e, şimdi söylüyorum. Mutlu olsunlar. Bizim öyle bir şeyimiz yok yani. Kızıl elma mı yaparsın, başka bir şey mi yaparsın bilmiyorum. Ben hani savunma sanayi konusunda uzman birisi değilim. Ama bu ülkenin güçlü bir savunma sanayine ihtiyacı olduğunu bilen birisiyim. Hı hı. Ayrıca savunma sanayinin devlet için yapılması lazım. Ülkenin güvenliği için yapılması lazım. Ve bu güvenliğin bizim bulunduğumuz coğrafyada ne kadar önemli olduğunu da bilen bir insanım bunu yapıyorsanız tank palet fabrikasını Katar ordusuna vermeyeceksiniz. Kimse kusura bakmasın. Bak bunu eleştirdim. Veremezsiniz dedim. Alacağız ama o. Katarlardan alacağız. Onu tekrar orduya teslim edeceğiz. Öyle bir şey yok. Bütün bunların üzerinde dururum ben. Kim üretiyorsa ben aynı zamanda bakın. Orta Doğu Teknik Üniversitesi değil mi? Bu konuda çok önemli. Onun bazı bölümlerinin Savunma sanayi konusunda bazı bölümler açmasına izin vermediler. Niye izin vermiyorsunuz? Rekabet olsun kardeşim. Rekabet olsun. İHA'yı yapan başka firmalar da var. Onlar da yapsınlar. Kim daha iyisini yapar? Çünkü rekabet kim daha iyisini yapar. Hayır sen öğretme ben üreteceğim sade. Bu da olmaz. Bu da olmaz. Artı bugün ASELSAN, HAVELSAN, ROKETSAN bakıldığınız zaman gene Tayyip, buna benzer bütün kuruluşlar 1980'li yıllarda kuruldu. Yani yeni kurulan değil ki bunlar. Rahmetli Özal Savunma Sanayi Fonunu kurdu. Bütçeden yeterli ödenek olmadığı için. Fonunu kurdu. Türk silahları Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı bütün bunların ortağı veya dominant ortağı. Böyle olması lazım. Devlet dediğiniz budur. Şimdi kalkıp efendim ben İHA yaptım sen karşı çıktın. Yok kardeşim bir tane değil on tane yap. Yirmi tane yap. Daha mükemmelini yap. Daha güzelini yap. Hatta bana şunu anlatmışlardı onu söyleyeyim. Bizim ürettiğimiz sihalar sabit bir yerde de durabilir ve dolayısıyla eğer düşmanı görüyorsa oradan hedefe kilitlenebilir. Diğer sihaların, diğer ülkelerin ürettiği sihaların bunu üretmediğini söylediler. E doğru mu? E doğruysa ben bilmem, görmedim ama doğruysa e güzel bir şey. Bakın ben bir şey daha anlatayım. Çip teknolojisi hı hı. artık 21. yüzyılın stratejik ürünü. Hepimiz bunu gayet iyi biliyoruz sormak isterim. Türkiye'de çip üreten firma var mı? Bilmezler. Ama ben bilirim. Bursa'da bir firma. Ben gittim o firmayı da gez. Onlar gezmezler, bilmezler bile. Kim teknolojiyi alıyor, kullanıyorsa, güzel şeyler yapıyorsa ya Kardeşim bundan daha güzel ne olabilir? Aslında bu tartışma daha çok terörle mücadele üzerinden size yöneltilen bir e, işte suçlama diyeyim. Deniyor ki Kemal Bey eğer Cumhurbaşkanı olursa ya da e, CHP iktidara gelirse terörle mücadele edilmeyecek. Suriye'deki, Irak'taki operasyonlar, operasyonlar duracak, olacak. bitecek. E, sonucu bu olacak diyorlar. diyorlar. Allah aşkına buna aklı olan kim inanır? Gelecek bizden bir insanı öldürecek. Ben de diyeceğim iyi ki öldürdün. Akıl var mantık var ya. Terör bir insanlık suçu mu? İnsanlık suçudur. Teröre karşı hepimizin ortak tavır takınması lazım. Tavır takınması lazım. Terör bir partinin olayı değil ki. Terör bir devlet olayıdır. Devletin bütün kurumların teröre karşı onurlu durması lazım. Şu an devam Şimdi terör eden... Örgütün, özür dilerim. Ee, terör örgütün adını niye söylemiyorsunuz diyorlar. Evet. Ben reklamını yapmayayım. Niye yapayım diyorsunuz. Efendim. Genelkurmay Başkanlığı'nın internet sitesinde terör örgütün adı yazmaz. Biz devlet kuran bir partiyiz. Biz Milli Savunma Bakanlığı'nın Genelkurmay Başkanlığı'nın koyduğu kurallar vardır. O kurallarda hangi nereli anne nasıl kullanıyorsa isimler benzer isimleri kullanırız. Devleti göz ardı ederek değil bir terör örgütün reklamını niye yapıyor yapıyorsunuz? Siz propaganda olur diye mi telaffuz etmiyorsunuz? Evet, e pro zaten yani, terör niye yapar? Terör örgütü terör niye yapar? adım daha fazla geniş kitleler tarafından yani, duysun diye yapar. Ama ben söyleyeceğim de PKK terör örgütü dememek sizin bir tercihiniz mi bu anlamda bu çerçevede? Evet, onu mu kastediyorsunuz? Bölücü terör örgütü. Açın Genelkurmay Başkanlığı internet sitesine bölücü terör örgütü der. Biz de onu kullanıyoruz. Başka ne kullanalım? Devlet onu kullanıyor. Bana diyorlar ki onun reklamını yap. Ya ben niye reklamını yapayım arkadaş? Niye yapayım ben reklamını? Devletin en hassas korumu, terör konusunda bugüne kadar binlerce kişinin binlerce kişinin hayatını verdiği Milli Savunma Bakanlığı'nın internet sitesini böyle. Biz de onu kullanıyoruz. Vay efendim onu kullanmayı. Reklam yapın. E artık bu kadar olmaz. Devleti tanımıyorlar. Devletin ne olduğunu bilmiyorlar. Devlet dediğiniz kurumların hangi konularda hassas olduklarını biliyorlar. Günlük sıcak kahve edebiyatıyla devlet yönetmeye kalkıyorlar. Ya devlet öyle yönetilmez. Devlet ayrı bir şeydir. Parti ayrı bir şeydir. Bunlar partiyle devleti karıştırdılar. Valisi, büyükelçisi, Kıbrıs'taki büyükelçi gidip kahve kahve dolaşıp AK Parti'ye o istiyor. Ya sen Türkiye Cumhuriyeti devletini temsil ediyorsun ya. Nasıl sen böyle gidip Ucuz politikaların peşinde gezersin. İnsanda biraz utanma olur ya. Dolayısıyla bakın devlet liyakat üzerine yani adalet üzerine inşa edilmiştir. İşi eline vereceksiniz. Vali ise valiliğini yapacak. Kaymakam kaymakamlığını. Doktor doktorluğunu yapacak. Herkes kendi görevini yapacak. Ama başarıyla yapacak. Başarılı değilse Alacaksınız oraya o başka birisini getireceksiniz. O zaman yani parti ve devlet ayrıdır dediniz ya diğer örnekte savunma sanayinde de. Yani Kürşat'ın evet. sorusu üzerinden terörle mücadelene gerektiriyorsa, bugün devam eden e, sınır ötesi operasyonlar, bugün Suriye'de e, yürütülen e, politikalar, daha doğrusu e, operasyonlar aynı çerçevede sürecek mi diyorsunuz? Yoksa e, yeni bir terörle mücadele anlayışı mı e, gelecek? Son Suriye Seçim e, tezkeresine hayır oyu verdik. Evet en çok da buradan eleştiriliyor. Niye hayır Hatta HDP'nin bir çağrısı olmuştu. O çağrıya Cumhuriyet Halk evet. Partisi yanıt verdi. O nedenle bir o günden işbirliğinin de sonucunda hayır dendi diye de bir eleştiri var. Siz evet. dile getirin onu da sorayım dedik? size. Niçin? Tezkere de diyor ki terörle mücadele konusunda yabancı askerler Türkiye'ye davet edilebilir. Niye AK Partililere bunu söylemiyorlar? Ya Türkiye Cumhuriyeti Devleti Askeriyle, polisiyle, jandarmasıyla. 30-35 yıldır terörle mücadele ediyor. Yabancı asker mi davet etti? Hangi yabancı asker? Bahçeli'ye sordum. Hangi yabancı askeri terörle mücadele konusunda Türkiye'ye davet edeceksiniz? Erdoğan'a sordum. Hangi yabancı askeri terörle mücadele etsin diye hangi yabancı orduyu Türkiye'ye davet edeceksiniz? Milli Savunma Bakanı'na sordum şimdi milletvekili adayı. Siz hangi yabancı askeri Türkiye'ye davet edeceksiniz? İşgal kuvvetlerinin gelip de Türkiye'de terörle mücadele edeceğine biz inanıyor muyuz? Biz kuvayı milliyeceğiz. Kimse kusura bakmasın. Bunu niye gizliyorlar? Niye söylemiyorlar? Bunun adı vatanseverlik mi? Ben kendi toprağıma, ülkeme yabancı bir asker postanın dokunmasını istemem. Ama onlar istiyorlar. Ve meclisten tezkere geçirdiler. Ya insanda biraz ar edep olur Ama ya. Bunun için kullanılmadı ki hiç. Efendim? Tezkere hiç bunun için kullanılmadı ki. Tamamen dışarıda yapılacak operasyonlar için kullanıldı. Yarın kullanılırsa ne olur? Yani yarın kullanmadıklandığını mı düşünüyorsunuz? Yarın, yarın gittiler dediler ki, efendim Fransa'dan e, askerleri biz kabul ediyoruz. Gelsinler. Amerika'dan gelsinler. Rusya'dan gelsinler. Yunanistan'dan gelsinler. Niçin? Bu ülkenin güvenlik kuvvetleri terörle mücadelede yetersiz mi? Yani o cümle olmasaydı biz evet derdik mi diyorsunuz? O ayrı. O cümle oraya niye girdi? Bakın bunu niye medyada korkudan size? seslendiremedi. Neden bir girdi? daha söyleyeyim. Medyada bu konuda büyük bir ihtimalle saraydan talimat geldi. Bu konuyu hiç değinmeyin dediler. Kimse satır yazmadı ya. Sizce Hayret neden ediyorum girdi ya. Çes kere de Yabancı askerin terörle mücadele konusunda Türkiye'ye getirileceği, davet edileceği yazılı bir tek kişi yazı bile yazmadı ya. Hayret ediyorum ya. Tezkereyi nasıl yazmaz? Ki ben bunu en az 100 sefer söyledim. Meydanlarda söyledim, diğer yerlerde söyledim. Nasıl olur da bu yazılmaz buraya? Dış politika ve terörle mücadele elbette ki birbirini tamamlayan iki temel unsurdur eğer yabancı ülkeden kaynaklanıyorsa orada çok net tabır alırsınız rahmetli Ecevit ne yaptı? Gitti Suriye'ye gönderdim önce Mısır Devlet Başkanı Avrupa'dan gelirken indirdi Ankara'ya Ankara'ya davet etti git söyle Öcalan'ı oradan çıkarsınlar çıkarmazlarsa bizim Milli Savunma Bakanı da yanlış hatırlamıyorsam Suriye sınırında açıklama yaptı yani biz gireceğiz ne oldu? Çıkardılar. Devlet böyle yönetilir. Beyler biz geliyoruz. Yok ha. Yarın akşam geleceğiz. Üç gün sonra geleceğiz. Beş gün sonra şöyle olacak. Devlet böyle yönetilmez yani. Peki. Kahveden yönetilmez devlet. Hem terörle mücadele, hem de ye bağlayıp hem de e, biraz genel seçim, milletvekili seçimine evet. e, döneceğim. Şimdi Mansur yavaş deniyordu ki ya Mansur yavaş Cumhurbaşkanı adayı olsaydı meydanlarda bir performans sergileyemezdi ama evet. hakikaten e, beklentilerin ötesinde bir e, performans sergiliyor sizin adınıza çalışıyor, evet. sizin Cumhurbaşkanınız için çalışıyor. Öte yandan söylemleri e, daha çok milliyetçi kesime yönelik işte terörlü mücadele konusunda bugün söyledi daha yeni bu sözler seçim kaybettirecekse kaybettirsin kandil sıra bırakmadıkça siyahlar orayı bombalayacak dedi başka S cümleleri de var ee, yani e, bayrağı sıkıntılı gören tipler şu anda işte ak Parti listelerinden aday kandili oldu başlarına kandili başlarınıza yık başlarına kandili başlarını yıkacağız İki kırmızı çizgimiz var biri bayrak bir bayrak iki vatan vesaire vesaire güzel ee, ama Mansur Bey dışında çok fazla hani siz de tabii söylüyorsunuz ama çok fazla bu cümleleri duymuyoruz. Acaba işin bu kısmı Mansur Bey'e mi bırakıldı? Hayır ben meydanlarda söylüyorum. Bizim Yok siz de söylüyorsunuz. Bizim iki yani kırmızı karsı karsı. çizgimiz var diyorum evet. bayrağımız evet. ve vatanımız daha ne evet. söyleyeyim. Peki aynı soruları Erdoğan'a neydi onlar Hüdapar için sorabilir misiniz? Ya yani görürsek sorarız. E, Konu kalırsak. Veya <laughs> onlardan birisi katıldığında sorabilir misiniz? Yo soruyoruz. Yani neyse soruyoruz. biz soruyoruz. Türk Ama bayrağı şey olmasın, değil. Türkiye ha. bayrağı olsun dedi. Bunu benim yayınımda söyledi zaten evet. Uğur Bar Başkanı. Niçin tamam. o zaman ona bir tepki gösterilmiyor? Bahçeli niye bir tepki göstermiyor? Hani Bahçeli milliyetçiydi. Ben bayrağıma ezdirmem de lazımdı. Niye demiyor? Niye sesini çıkarmıyor? Üç kağıtçı siyasetçi olmaz. Siyasetçi namusu adam olur. Duruşu bellidir. Tavrı bellidir. İlkeleri bellidir. Kuralları bellidir. Esen rüzgara göre gidip dönmez, gidip gelmez. Bu böyledir. Benim anlayışım böyledir. Çok açık, çok net söylerim. Çok açık, çok düşüncelerim budur. Katılır veya katılmaz. Ama liderler toplanıyor. Hüdapar'ın genel başkanı orada yok. Niye yok orada? Utanıyor musunuz siz Hüdapar'ın genel başkanını kendi yanınıza almaktan? Utanıyor musunuz? Utanıyorsanız niye liseye koyuyorsunuz? Alıyorsanız, evet ben ortağım, tokalaşıyorum ve alıyorum dersiniz. Beraber izlersiniz. Filios'ta vardı sanırım, yanlış mı hatırlıyorum? Filios'ta Sarayda vardı. Baş... vardı. Orada yoktu evet ama e, yoktu. açılışlarda oluyor. Niye olmuyor? Niye orada değildi? Devleti yönetemiyorlar artık bitmişler yani. Yani Esin resmi Hüdapar'ı parı Cumhur İttifakı'na katarak yanlış yaptılar mı? Ben ona girmem. Ben karışmam. o benim konum değil. Benim konum değil. Yeri geri ben Hüdapar'ı nasıl eleştiriyor? Erdoğan'ı nasıl yani AK Parti'yi nasıl eleştiriyorsa Hüdapar'ı da eleştiririm. MHP'yi de eleştiririm. Bu ayrı bir şey. Ama düne kadar 50 şey söyleyen, Gafar Okan'ın katillerini bir anlamda kendi bünyesinde tutan bir yapıyla siz nasıl yan yana geliyorsunuz? Sabah, öğle, akşam. Şimdi bize diyorlardı ya, HDP masanın neresinde? Altında mı, üstünde mi? E, hüdapar neresinde? Bir yanında, fotoğrafında. E ne oluyor? E, ne oluyor Allah aşkına? Niye konuşmuyorlar? Niye Hüdapar övmüyorlar? Aynı şekilde sanat. Ya Sadat çıktı, Erdoğan, <laughs> hayret ediyorum bunlar nasıl devleti yönetiyor. Sadat diye birisini getiriyor, bir kurum başındaki adamı getiriyor oraya. Diyor ki biz Türkiye Cumhuriyet Devleti'ni kaldıracağız, Türkçe'yi bitireceğiz, bayrağını sileceğiz, efendim, e, Asrika diye bir devlet kuracağız, resmi dili Arapça olacak. Ve bu Erdoğan'ın baş danışmanı, MİT müsteşarının yanında oturuyor. Bu mudur devlet yönetimi ya? Devlet bunlara kaldıysa işte bugünkü tablo çıkıyor ortaya. Bir reklamdan sonra devam edelim. Bir Ay, reklam abi. vermemiz evet, gerekiyor. Abi. Bir reklam arası. Evet. Evet, tekrar merhaba. Ee, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'yla e, söyleşimiz devam ediyor. Olaylar ve Görüşler özel programında ve e, geçen e, sefer sizi ağırladığımızda henüz listelerle ilgili durum netleşmemişti. Üzerine çalışıyordunuz. Hatta evet. yoğun bir toplantıya girecektiniz hemen yayın sonrasında. Sonra listeler belirlendi. Ortak listeyle gidiyorsunuz. İyi Parti ile Fermuar sistemi adını koyduğunuz bir Hayat, çalışma var. Bazı ilimde. illerle sınırlı, 16 ille sınırlı. Bu e, acaba beklediğiniz verimi e, Beklediğiniz alacak verimi, alacak verimi size getirecek mi? Şöyle de bir şey var hemen sonrasını ekleyeyim. Acaba Cumhuriyet Halk Partisi'nde işte DEVA, Gelecek, Saadet evet. partilerinin seçmeni e, mührü vurur mu? Bunun üzerine çok konuşuldu. Ne diyorsunuz? E, mührü vurma konusunda bir sorunumuz yok. E, onu rahatlıkla ve samimi olarak ifade edebilirim. E, çünkü başlangıçta tabii hangi yöntemle seçime girileceği konusunda düşünceler farklıydı. Yani hı hı. her bir parti ayrı ayrı mı girecek? Evet. Tümümüz beraber mi gireceğiz? Bazıları beraber, bazıları ayrı mı girecek diye. Dolayısıyla bizim karar veremediğimiz bir süreçte doğal olarak yerelde, il ilçe bazında onlar da karar veremiyorlardı ve bekliyorlardı. Şimdi o kararlar alındı. Durum netleşti. Aday belirlendi. Hangi partilerin müşterek, hangi partilerin ayrı veya belli yerlerde müşterek girme konusunda pozisyonda netleşti. Dolayısıyla herhangi bir sorunumuz yok. Beklentiniz görüyor. nedir sizce? Mecliste edinebileceğiniz sandalye ile ilgili. Yani şöyle simülasyonlar şöyle yapılıyor. Söyleyeyim. Deniyor ki mesela 20-25 artı vekil çıkacak bu dört partinin sizin listenizle girmesiyle. Evet. Ama İyi Parti ile birlikte ortak listeyle girilseydi bir 20-25 daha alınacaktı gibi bir işte o söyleniyor o zamanlar... gerçekten yazılıyor çiziliyor Hı -hı. söyleniyor ama bilmiyoruz tabii yani sonuçta ben o işin uzmanı değilim Tabii tabi belki tümümüz beraber tek bir listeyle girseydik Hı -hı. daha farklı Hı -hı. mı, daha fazla mı çıkarırdık daha az mı çıkarırdık? bu işin uzmanları oturup ona karar veriyorlar ama şu anda alınmış kararlar var ve onlar yasa uygulamada. yapacak çoğunluğu 300vekili sağlayabilecek misiniz ee... sağlarız sağlarız Millet İttifakı olarak. Evet sağlarız. Sağlarız. 300'ü geçeriz diyorsunuz yani. Ee, geçmemiz lazım. Yani alana baktığımız zaman e, onu görüyoruz zaten. Vatandaşlardan hissediyoruz, görüyoruz onu. Peki 360 o biraz? Ee, 360 konusu şöyle ifade tab anayasa değişikliği evet, için diyorsunuz. Evet. Ben e, demokratik sisteme ee, güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçtiğimiz e, aşamada AK Parti'nin de e, oy vereceğini düşünüyorum. AK Parti'nin de, AK Parti vekillerin de oy vereceğini düşünüyorsunuz. Evet, ha, evet. Onların da parlamenter sistemi savunacağını isteyeceğini düşünüyorsunuz. Evet, düşünecekler. Çünkü muhalefete düştüklerinde siyaset yapamadıklarını görecekler parlamentoda yani Cumhurbaşkanlığı sistemini AK Partililer mi yok edecek, isteyecekler bunu? Ya diyecekler ki ya gerek yok. Yeniden demokratik güçlendirmiş parlamenter sistem gelsin. Darbe hukukundan sistem tümüyle arınsın. Dolayısıyla bizim ülkemizde birinci sınıf demokrasi olsun. Güçler ayrılığı ilkesi olsun. Onlar da isteyeceklerdir yani. Hı. Şimdi ben diyelim ki yetki aldınız Erdoğan gibi davranıp da şu iki kişi yakalayın hemen hapse atın. Şunu yakalayın hapse atın. E olur mu? Olmaz. O zaman onlardan bir farkımız kalmaz. Farkımız ne? Biz demokrasiyi ve özgürlükleri savunuyoruz. Bizi istedikleri gibi eleştirebilirler. E do dolayısıyla parlamentoda siyaset yapmış olurlar. E onların da önü açılmış Önünü açacak zaten. bir sistemi zaten biz savunuyoruz. E zaten dolayısıyla onlar da evet. Peki evet. Serap biraz değindi ama bu muhafazakar seçmenin e CHP fobisi var mı hala? Çünkü e Ali Babacan'ı e Fatih Bey yayına aldığında... Dedi ki yani CHP'nin vakti zamanında dinler kesme yaptıkları yaşı ileri kesimde hala olumsuz bir hafıza taşıyor. Dedi aynı şekilde Ahmet Davutoğlu Kübra'nın yayınında 90 yaşında halam var. Bizim Ahmet'e nasıl oy vereceğiz bilmiyoruz yani sizin logonuz altında olduğu için dedi Ahmet Bey'in halasına söyleyeceğiniz bir şey var mı? Tabi önce şunu söyleyeyim. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisinin belli kesimlerde çok katılaşmış bir şeyi vardı, algısı vardı. Kabul edelim bunu. Ee, farklı gerekçeler e, öne sürülüyordu. O farklı gerekçeler hafızalarda yer etmiş ve kolay kolay silinmiyordu. Ee, belki bizim izlediğimiz politikaların yanlışlığından kaynaklanabilir veya kendimizi yeteri kadar anlatamamaktan da kaynaklanabilir Hı -hı. veya o kesime yeteri kadar ulaşıp kendimizi e, anlatma gibi bir e, Görevi üstlenme gibi bir pozisyondan da kaynaklanabilir. Şimdi önce ben e, Sayın Davutoğlu'nun halasının e, ellerinden öperim, onu söyleyeyim. E, e, ben ve partim herkesin inancına saygılıyız. İnanç siyaset konusu olmaz. Kimin inançlı olup olmadığını sadece Yüce Yaradan bilir. Peygamberlere bile bu yetki verilmemiştir. O nedenle birilerinin ortaya çıkıp, İnsanları sen inançlısın, sen inançsızsın diye konuşmaları asla ve asla doğru değildir. Asla ve asla doğru değildir. Şimdi kimsenin kimliği de siyaset konusu olmamalı. Çünkü ben anne babamı seçim özgürlüğüne sahip değilim. Ama annemi seviyorum, babamı seviyorum, onlarla gurur duyuyorum. Dolayısıyla kimlik de siyasetin dışında zaten kalmalı. zaten bunların videolarını yayınladınız. Alevi evet, üzerine, evet. Kürtlük üzerine. Bunlar Kürtlük da bu üzerine. sistemin dışında. Siyasetin konusu ben ülkeyi nasıl büyüteceğim? ülkeyi nasıl geliştireceğim? Ülkeyi itibarlı bir ülke haline nasıl getireceğim? Siyasetin konusu budur. Dış politikada, iç politikada, tarımda, milyonlarca insanın karnını nasıl doyuracağım? İhracatı nasıl yapacağım? Teknolojiyi e, teknolojideki devrimi nasıl yakalayacağım? Bütün siyasetin konusu. Normalde bunlar olması lazım. Öbür türlü siyaset, kimlik ve inanç üzerinden siyaset toplumu ayrıştırıyor, kutuplaştırıyor, sonra kavgalı hale getiriyor. Bu arada Ahmet Davutoğlu'nun halası da bir açıklama yaptı. Ahmet, Ahmet kime derse ben ona oy vereceğim. Senin Kılıçdaroğlu'na oy vereceğim de dedi. Hani yeri Güzel, gelmişken. Evet, evet. 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 Yani ben şöyle az değil. Ben eee Pek çok kesimle, muhafazakar kesimle, hemen hemen Türkiye'nin bütün illerinde bir araya geldim. Onlarla uzun uzun kapalı toplantılar yaptım, basına kapalı. Bu toplantıların süresi en az olanı üç buçuk saat. Hı hı. Bu toplantıya katılanların sayısı 25-30'u geçmez. Bazı yerlerde, bir yanlış hatırlamıyorsam, Şanlıurfa'da çok fazla oldu. Ama onun dışında 25-30'u geçmez. Ve hiçbirisi CHP'li değil ve CHP'ye oy vermemiş insanlar. CHP'yi bizim onlara anlatmamız lazım. Ve nedir bu CHP? Eski algılardan kurtarmamız lazım. Şöyle bir örnek anlatayım. Ee, İstanbul'da evlere Kur'an okuyamaya giden vaizelerle de bir araya geldik. Yine kapalı bir toplantı. Onlara şunu söylüyorum. Arzu ettiğiniz her soruyu, aklınıza takılan her soruyu, öğrenmek istediğiniz her soruyu rahatlıkla sorun. Ben üzülmem. Sizi de suçlamam. Ama bana net sorun, ben de net yanıtını vereyim diye. Bir vaize söz aldı, işte yuvarlıyor ağzında bir şey söyleyecek ama ya acaba söyleyeyim mi söylemeyeyim mi terbişte, ter, din, e, dindarlık vesaire, e, cami. Dedim şunu mu demek istiyorsunuz? Ya biz CHP'ye oy vereceğiz ama bu CHP dinsiz parti. Vallahi onu söyleyecektim dedim. Ben size bir soru sorabilir miyim dedim. Sorun dedim. Merkez Bankası'nın dini nedir dedim. Birden şaşırdı. Hadi onu bilemedin. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın dini nedir dedim. Din Allah'la kul arasındaki bir ilişkidir. Tüzel kişilerin dini olmaz. Merkez Bankası'nın dini mi olur? Olmaz. Cumhuriyet Halk Partisi, AK Parti her inançtan insan var bu partilerde. Dolayısıyla bu partilerin içindeki insanları tek bir kalıbın içine koyamazsınız. Şimdi onlarla biz muhatap olup konuşmadığımız için böyle bir anlamda da babadan oğla devreden rivayetlerle bizi tanımaya başladılar. Efem siz camileri yaktınız, yıktınız. Hangi camiyi yaktık, yıktık? Tam tersine. Hatta bunu Van'da birisi sordu. Size dedim Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ya 21 ya 23 bütçe konuşmasını göndereceğim. Tutanaktan alacağım göndereceğim dedim. Gazi Mustafa Kemal bütçe görüşmesi de şöyle der. Milli abidelerimiz camilerimizin onarımı için şu kadar ödenek ayrılmıştır. 1940'lı yıllarda çıkan bir yürüyüş dergisi var. Orada da her bir caminin adı var. Karşısında bütçeden ayrılan ödenekler yazılmış o yıllar. Onları gönderdim kendisine. Biz böyleyiz. Bize Mustafa Kemal'den devreden iki düşünsel miras var. Bir, genelkurmay başkanlığı hakkında yani askerlerle ilgili konuşmayacaksınız. Eğer konuşursa sadece genel başkan konuşacak. İki, diyanet konusunda konuşmayacaksınız. Çünkü bu iki alana siyasetin girmesi doğru değildir. Biz CHP'nin genel başkanları bugüne kadar ne Diyanet İşleri konusunda ne genel kurmay başkanlığı konusunda zorunlu olmadıkça hiç konuşmamışlar. Diyanet İşleri Başkanlığı kapatacaklar dediler. Öyle siz dediniz ki. <laughs> o da söylendi. Yani Allah akıl fikir versin. Şunu söyledim ya Diyanet İşleri Başkanlığı'nı kuran CHP niye kapatsın? Kur'an biz. ilk İmam tip okullarını kuran Cumhuriyet Halk Partisi. Hı hı. İlk ilahiyat fakültesini açan Cumhuriyet Halk Partisi. Kur'an'ın Türkçe malini Elmalı Hamdi Yazır'a e, hazırlatan Cumhuriyet Halk Partisi. Ama biz bunları siyasete malzeme etmeyiz. Çünkü günah sayarız. Doğru değildir. Bu olması gereken bir şey. Siyaset, adamın toprağı var, gübre bulamıyorsa ona gübreyi nasıl bulacağız? Siyaset odur yani. Ben o adamın inancıyla niye uğraşayım? E Programın yani başlangıcında Türkiye bambaşka bir yere geldi dediniz. Nereye geldi Türkiye? Bundan kastınız nedir? Türkiye yeni bir hamlenin başlangıcında. Demokrasi açısından, bilgi açısından, bilim açısından ve daha da önemlisi kalkınma açısından. Bakınız Türkiye son 5 yıldır milli gelirinde, kişi başına gelirde ciddi bir düşüş var. Yani fukaralaşma var, yoksulluk var. Ve Anadolu'nun içi boşalıyor. Anadolu'da doğru dürüst fabrika kalmadı. Bugün Kayseri'deydim. Ben Kayseri 1974'lü yıllardan bilirim. Çünkü hesap uzmanı olarak ilk görev yerlerinden birisi Kayseri'ydi. Kayseri o eski gücünü kaybetmiş büyük ölçüde. Niye kaybetti? Hangi gerekçeyle kaybetti? Kayserilere şu sözü verdim. Hızlı tren sözü verdim. O zaten olacak. Ama Kayseri'yi demir yoluyla Mersin ve İskenderun Limanı'na bağlamamız gerekiyor. Sivas'ı bağlamamız gerekiyor. Yozgat'ı bağlamamız gerekiyor. Çünkü Anadolu'da kurulacak fabrikalar eğer mal ihraç edeceklerse demir yoluyla limanlara taşıyacaklar. Demir yolunun yani lojistik masrafın tümünü kamu karşılayacak. Dolayısıyla fabrikanın Mersin'de olmasıyla Çankırı'da veya Sivas'ta veya Kastamonu'da olmasına fark olmayacak. Bir yükü olmayacak üreticiye olmayacak. diyorsunuz. Efendim? Ee, üreticiye yükü olmayacak. Ayrıca İstanbul'un dışına da sanayi taşıma hedefiniz mi Tabii var? Tabii taşınacak bu çünkü daha ucuz maliye. Toprak daha ucuz olacak. Hı -hı. işçilik daha ucuz olacak. Dolayısıyla bu bölgeler kalkınacak. Ve biz gene özel ekonomi bölgeleri, e, Türkiye'yi özel ekonomi, e, e, Bay Kemal'in tahtası diye açıklıyorum. Evet. Özel ekonomi bölgeleri kurmak zorundayız. Şimdi, Kafkasların ve Orta Doğu'nun yıllık et ve et ürünleri ihtiyacı 25 milyar dolar. Biz 500 milyon dolar bile alamıyoruz buradan. Oysa Erzurum merkezi, Kars, Ardahan, Iğdır, Elazığ, Tunceli o bölgeyi özel ekonomi bölgesi, hayvancılık ve et ürünleri, dericilik, sanayi üzerine inşa ederseniz bir sefer Kafkasları da Orta Doğu'yu da besleyebilirsiniz. Ve oradaki insanlar kazanırlar. Hiç kimse gidip varoşlarda asgari ücretle iş aramaz. Bunun için bir şey daha yapıyoruz. Gençler kırsalda kalsın diye. E, kırsalda çalışan kadınların ve gençlerin sosyal güvenlik primini devlet ödeyecek. Yani biz ödeyeceğiz. Kal kardeşim orada, çalış tarlanda, fabrikanda, neyse çalış. Primi devlet üstlenecek ki teşvik olsun. Onun sosyal güvenlik primini biz ödeyeceğiz, mesele bitecek. İkincisi daha önemli. Bütün köy okullarını açacağız. Bütün köy okulları. Öğretmenler gidecek. Çünkü köyde Leyla ile Mecnun'u buluşturacağız. nedenlerinden birisi köyde boşa çocuğu okula gidecek, eğitim yaşına geldi, mecburen şehre gidiyor çocuğu okula göndermek için. Oysa köyde öğretmen olsa, köyde veteriner olacak, köyde ziraat mühendisi olacak, veteriner hekim, ziraat mühendisi, ziraat teknisyeni, veteriner teknisyen bunların hepsi olacak bir şekliyle. Yani kırsal entelektüel yapı itibariyle de iyi bir noktaya gelecek. Ekonomi bahsine gelmişken şimdi siz Çanakkale mitingi bitiminde e, vekil listelerinde olmayan Ahmet Akın ve Muharrem Erkeği'yi sahneye çıkarıp Balıkesir ve Çanakkale'nin birer bakanı olacak dediniz. Dedim evet. evet. E, sonra Meral Hanım ertesi gün ya da aynı gün hatırlamıyorum e, Kırıkkale'de herhalde e, Bilge Yılmaz'ı tanıttı. İnşallah ekonomimizi yönetecek dedi. Evet. Şimdi bazı isimler bazı yerlere konuşuluyor seçim evet. sonrası için. Ekonominin başı, adaletin başı vesaire vesaire bunlar planlı mı konuşuluyor? Bunları siz ittifak içerisinde konuştunuz mu? İsimler belli mi? Üç aşağı beş yukarı ya da giderek netleşiyor mu? Şöyle. bu konuda aldığımız temel ilke şu. Her partiye bir bakanlık verilecek. Oy evet. ne olursa olsun. Sonra alınan oylara göre bakanlıklar bölüşülecek. Ama o bakanlıkların ne olduğu belli mi şu anda? Hayır. Değil. Belli değil. Dolayısıyla o çerçevede bir çalışma yapılacak. Şimdi bazen soruyorlar sizin bakanınız kim olacak diye. Aslında bakan değil. Merkez Bankası Başkanı kim olacak? Belli mi? Gelir İdaresi Başkanı kim olacak? BDDK Başkanı kim olacak? Kamu İhale Kurum Başkanı kim olacak? Buralara toplumun en yetkin ya da bu işi bilen en yetkin kişiler getirilecek. Merkez Bankası'nın başına gelecek kişi hem içerideki hem dışarıdaki finans çevrelerine güven veren birisi olacak. Hı hı. Ve bu kişi saraydan gelen talimatta değil işin gereğini yerine getirmiş olacak. O güvenliği de sağlayacak Daha ne sorayım. Bilge Yılmaz konusu ekonominin başında. Evet. Meral Hanım sürekli söylüyor. Bir yandan Deva Partisi'nin Ali Bey'in, Ali Babacan'ın ismi zaten dolaşıyor ortalıkta. e Sizin ekibinizden çok kıymetli isimler var. Var. Bir ortaklık çıkabilecek mi buradan? Çıkar. Yani, Çıkar. çıkmasın? Için. Biz 2400 maddelik ortak mutabakat metnini hazırladık. Ya bakanları mı belirlemeyeceğiz? Bakanlıklar önemli değil dediğim gibi. Önemli olan bakanların altındaki liyakatlı Çok kadrular. merak ediliyor Bakın, tabii. Bakın ben Maliye Bakanlığı yaparken özür dilerim. Evet. Ben Maliye Bakanlığı yaparken mesela bir mühendis e, çok saygıyla andığım Ahmet Kurçevi Alptem için Maliye Bakanı oldu. Maliye eğitimi almadı. Ama maliyenin bürokrasisi vardı bakan bir rifi edilir. Gelen bir siyasi tercih bütün ayrıntılarıyla bakanın önüne konur. Bakanın önüne konmadan önce olay diğer bakanlıkları ilgilendiriyorsa devlet planlama teşkilatı gibi diğer bakanlıklar varsa onlarla bağlantı kurulur. Bürokratlar bir araya gelir. Altyapıyı oluşturur. Tartışırlar. Bunun artısı eksisi nedir? Sonra bakana götürür verirler. Şimdi öyle bir şey yok. Dolayısıyla burada Bakan kim olacak? Kim olursa olsun. Bakanın altındaki kişi kim olacak? Bu önemli. Bürokratlar daha önemli diyorsunuz. Yani. Efendim devlet o zaten. Biz devlet değiliz ki. Devletin bir parçasıyız. Ama bürokrat, dedi, değil büyük Büyükelçi. Kim büyükelçi olacak? Şimdi büyükelçi, hayatı boyunca dış politika konusunda bir makale dahi okumamış kişi büyükelçi yaparsanız veya... Yani çok üzülüyorum bunu ifade ederken de rüşvet alanları büyükelçi atarsanız memleketin itibarıyla oynarsınız. Büyükelçi büyükelçidir. Devlet umuru görmüştür. Öyle büyükelçi olmak hemen bugün başladın yarın büyükelçi olacaksın olmaz. O yetişeceksin. Dünyayı tanıyacaksın. Yabancı diller bileceksin. Oturmasını, kalkmasını, ilişkileri... Dış politikayı bileceksin yani bu işin mürekkebini yalayacaksın. Ondan sonra siz zaten dış büyükelçi oluyorsunuz. E, şimdi bakıyorsunuz arayın. adamı bulduk geldi bizim adam e, ne yapalım bunu büyükelçi tayin edelim. E, ne oldu? Ne oldu büyükelçi tayin ettiler? Peki, Bugün paylaştığınız bir tweet'i sormak istiyorum. Son 10 güne vurgu yaptığınız bir tweet. Bu kirli dile son verilsin diye başlıyorsunuz. E, son 10 günde girişilecek en pis işleri biliyorum. Sağduyu çağrısı yapıyorum diyorsunuz. Kastınız nedir? Belli çevrelerin yalan ve iftiralarla dolu hazırlıklar içinde olduğu şeklinde duyumlar geldi. Son 10 güne ilişkin bir endişeniz mi var? Yok bizim bir endişemiz yok. Ama kirli siyasetten e, bu toplumun e, çıkarılması lazım. Kirli siyasetten. Ya... Hani er meydanı dediğimiz bir şey vardır değil mi? Yiğitler çıkarlar, kırpınlara gidersiniz, güreşirler, hakem vardır, mesele biter. Ama siz orada kural dışı bir şey yaparsanız, iftira atarsanız, bu olmaz, bunlar olmaz, bunlar olmamalı. Yalan üzerine siyaset olmamalı. Doğrular üzerine siyaset yapılmalı. Devletin bürokratları kirli işlere bulaştırılmamalı. Kirli işlere bulaşan bürokrat, o görevden çekilip çıkarmalı. Bürokrat, siyasal partinin memuru değildir. Devletin memurudur. Adı üstünde. Devlet memurları kanunu. AK Parti memurları kanunu diye bir kanun yok. CHP memurları kanunu diye bir kanun yok. İyi Parti memurları kanunu diye bir kanun yok. Devlet memurları kanunu. Devletin kurallarını koyar ve devlet bakidir. Siyasi partiler geçicidir. Bugün var yarın yoktur. Ama devlet bakidir. Şimdi devletin memurlarını kendi siyasal tercihlerinize göre yönlendirir ve devletin memurlarını size propaganda yapar hale getirirseniz ve sizden yasa dışı alınan her talimatı koşulsuz yerine getiren bir yapı oluşturursanız bu kirli şeyler ortaya çıkabilir. Endişemiz o. Bugün İyi Parti Bilge Yılmaz dedi ki bazı bürokratlar seçimden sonra yurt dışına kaçacak dedi. Yani bu tür Kim? bazı bürokratlar seçimden sonra yurt dışına kaçacak böyle iddialar var dedi. Profesör Doktor Bilge, Bilge Yılmaz İyi, partiden. İYİ Partili. Şimdi, ee, Kirliliğe bulaşan çok kişi var. Kabul etmek lazım. Görüyoruz biz bunların tanıyız. Tanıyız da zaten. Bu e, ben şöyle. Devlet intikam duygusuyla yönetilmez. Birisi bir kişi ihbar etti. İşte bu şunu yaptı bunu yaptı dediği andan itibaren. Ona hemen intikam duygusu alacağım. Ben seni hemen cezalandı demek doğru değildir. O zaman bunlardan bir farkımız kalmaz. Varsa bir şey, araştırırsınız, soruşturursunuz, rapora bağlarsınız. Devlette çok son derece düzgün çalışan bürokratlar var. Rapora bağlarsınız, savcılığa gönderirsiniz, savcı gereğini yapar. Yoksa ben alacağım, ben vuracağım, şunu yapacağım, bunu yapacağım. Bu devlet yönetiminde olmaz. Peki. Devlet adaletle yönetilmek zorundadır. Bu 301... Buradan müttedeyin kardeşlerime de seslenmek isterim. Onlar bazen, ya işte gelince acaba bizim bazı haklarımız var elimizden aldırma. Hayır efendim. Haklar genişler, haklar kısıtlanmaz. Hakları kısıtladığınız andan itibaren demokrasiyi yok etmiş oluyorsunuz. Kişilerin hakları varsa o hakları genişletirsiniz. Her insan kendi hakkını kullanabilmeli. İnancı başımızın üstüne neye inanıyorsa bana ne onun inancından. O Allah'la kul arasındaki manevi bir bağdır. Beni ilgilendirmez. Kimlik bana ne onun kimliğinden. Ben onun Çocuğu iyi eğitim alıyor mu? Hastaneye gittiği zaman doğru dürüst bakılıyor mu? İşi var mı? Gücü var mı? Evinde huzuru var mı? Elektriği, su parasını, doğalgaz parasını rahat ödüyor mu? Ödemiyor mu? Aldığı aylıkta geçiniyor mu? Geçinemiyor mu? Türkiye'nin kaynakları nereye gidiyor? Türkiye büyüyor mu? Bölgesinde güçleniyor mu? Türkiye dünyayla rekabet edebilecek bir pozisyona geldi mi? Siyasetin konusu bu. Bu kimlik meselesini açmışken yani aslında 301 milyar dolar çok konuşuluyor. Nereden getireceksiniz? Kalem kalem belli mi diye soracaktım ama bu kimlik meselesini açmışken siz önce Kürtlerle alakalı, sonra da Alevilikle alakalı, kendinizle alakalı bir video yayınladınız. Bir kısım dedi ki ya kimlik siyaseti yapıyor Kemal Bey, bir kısım da dedi ki ya bu işi artık sonuna kadar noktaladı, artık iktidarın elindeki bütün argümanları bu doğru. aldı bu konuda. Evet. Bu doğru, bu doğru diyorsunuz. Bu doğru. E, hangi... Kapalı kapılar ardındaki böyle karalamalar doğru değil. Çıkıp açık yürekli ben böyleyim arkadaş ya. Temiz bir insanız yani. Samimi bir Müslümanım ben. Arka kapılarda böyle kalk yok. Kubak, bana sorarsanız kubak. kimsenin bunu sorgulamaya hakkı yok hakkı zaten. Yok. Ayrı. Yani o efendim başka doğrusu odur da. Evet. Ama bunun yapılmadığını ben gayet iyi biliyorum. Bu açıklamayı yapmasanız sürer miydi bu e, sürüyordu zaten. Tabii. 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 E, e, siz mütedeyyin ve... rahmetli babam derdi ki oğlum sen doğrudur. dur, eri berasını bulur diye. Biz doğru durmaya devam ediyoruz. Son helalleşmenizi kendinizle yaptıracaksınız. E, e, <laughs> ben <evet>. öyle algıladım. Aynen. <gülüyor> aynen. <gülüyor> aynen. Evet. E, siz TikTok'tan da gençlere seçim gecesi kazanırsak nasıl kutlayacağınıza karar verin diye bir paylaşım yaptınız. Geçen hafta da Adalet Bakanı Sayın Bozdağ'ın 15 Temmuz'la ilgili yorumu çok konuşuldu. Siz az önce CHP'ye bakışla ilgili bir öz eleştiri yaptınız evet. ya o nedenle söylüyorum. Yani ya sabaha kadar şampanyayla kutlayanlar ya da temiz alnını şükür namazı için secdeye götürenler olacak 15 Mayıs'ta dedi. Buna bir değerlendirmeniz... Doğru bir şey söylememiş yani. Biz alnı secdeye dayana da saygı duyarız. Deyene de saygı duyarız. Gidip kilisede ibadet yapana da saygı duyarız. Havra'da ibadet yapana da saygı duyarız. Cem evine gidip ibadet yapana da saygı duyarız. Ya benim o insanların inançlarıyla oynama hakkım var mı? E yok böyle bir şey. Mi? Dolayısıyla buradan Türkiye'nin çıkması lazım şarap içiyor, içki içiyorsa günah onun Allah'la kul arasındaki ilişkidir. Öyle değil mi? Yani ben ona ne diyebilirim? Niye içiyorsun? Eğer bir rahatsızlığı varsa zaten ertesi gün doktora gidecektir. Tedavi olacaktır yani. İnsanları, insanları ötekileştirmek, siyaset kurumu insanları ötekileştirmekten kurtarmak zorunda. İçkinin zararı var mı? Var. Sigaranın zararı var mı? Var. İnsan sağlığı için zararlı mı? Zararlı. Bunun kampanyasını açarsın bu konuda. Ta Cumhuriyet'ten bu yana gelen Yeşilay dediğimiz bir derneğimiz var. Kızılay gibi o da kuruldu. Onu harekete geçirirsin. Sigarayla, içkiyle bunun ne kadar zararlı olduğunu gençlere, çocuklara, yaşta herkese anlatabilirsin. Devlet böyle bir politika güdebilir. Burada hiçbir şey yok. Ama içkiyle e, secdeyi, Allah'a ibadeti yan yana getirirseniz yanlış yapmış olursunuz yanlış. Yani içki içen dinsiz imansız mı olacak? Yok öyle bir şey yani. Dediğim gibi bunlar siyasete girmemeli. Siyaset bu konulara girmemeli. Siyaset bakmalı ya niye bu insanlar soğan alamıyor, değil mi? Siyasetin konusu ben 22 yıldır bu ülkeyi yönetiyorum, vatandaş soğan alamaz hale geldi. Kendimi sorgulamalıyım ya niye böyle oldu diye. Asgari ücret açlık sınırının altında kaldı. Ya niye oldu bu böyle diye. Beşli çeteye hizmet ediliyor. Bakın bir şey anlatayım. Gençler gelecekten umutsuz değil mi? Evet. Niye umutsuz? Şöyle. Şimdi benim kuşağım. Biz babamızdan daha iyi bir eğitim gördük. Annelerimizden daha iyi bir eğitim aldık. Onlardan daha iyi bir yaşam standardı sağladık. Bizim çocuklarımız. Bizden daha iyi bir eğitim aldılar ama bizim altımızda bir yaşam standartına mahkum edildiler. Bugün Türkiye'deki bir genç, üniversiteyi bitiren bir genç, hadi asgari ücretle bir iş buldu diyelim. Araba ömür boyu alamaz. Hele ev sahibi hiç olamaz. Ama diyor ki bu genç, ben Fransa'ya, Almanya'ya, Hollanda'ya, Danimarka'ya, Kanada'ya gidersem, asgari ücretle alsam bir süre sonra arabam, bir süre sonra da evim olabilir diyor. Siz ömür boyu bunu umutsuzluğa mahkum ediyorsunuz. Bunu adı politika mı Allah aşkına? Gençlere söyledim. Sizin hayalleriniz benim hedefim olacak diye. Onları hem iş hem aç sahibi yapacağız. İnşallah göreceksiniz. Ee, bitiriyoruz. Marcel Proust'un çok sevdiğim bir lafı var. Diyor ki istek geliştirir, sahip olmak yok eder. Ee, amacınıza ulaştığınızda eğer Cumhurbaşkanı seçilirseniz görev süresi, sürenizin bitiminde eski Kemal Kılıçdaroğlu olarak o görevi bırakacak mısınız? Afeder. Af eski Kemal Kılıçdaroğlu, başladığınız Kemal Kılıçdaroğlu olarak o görevi bırakacak mısınız? Şey, e, e, genel başkanlık konusunda. Yok, cumhurbaşkanlığı, evet. konusunda. cumhurbaşkanlığı Kazanırsanız diyor. Şöyle. E, yani ben sahip oldum diyecek misiniz? E, taç giyen baş akıllanır diye güzel bir atasözümüz var. O makam sıradan bir makam değil ve o makam 85 milyonu temsil eden bir makam. Dolayısıyla makamın getirdiği bir yük var ve siz o yükü taşımak zorundasınız. Ve o yükü taşırken de kendi vatandaşlarınız arasında asla ayrım yapamazsınız, yapmamalısınız. Sorunlarla ilgilenmelisiniz, sağlıklı politikalar oluşturmalısınız. Bunun yani yapacağımız konu bu. Eğer bunun dışına çıkarsanız, bunun dışına çıkıp da mevcut yapıda olduğu gibi hakime talimat vereyim şunu yapsın. Şu adamı da ben buraya büyükelçi tayin edeyim derseniz devlet dediğiniz devleti devletlikten çıkarırsınız. Devlete saygılı olacaksınız. Devletin kurumlarına saygılı olacaksınız. Orada liyakatli insanlar olacak. Ha bu arada şunu da söyleyeyim. Şu anda devlette bürokraside şöyle bir endişe yaratmaya çalışıyorlar. İşte gelirlerse efendim hepimizi sürecekler. Hayır efendim. Hayır. Görevini yapan herkesin başımın üstünde yeri var. Görüşü ne olursa olsun hiç önemli değil ki bana göre o işi yapıyor mu yapmıyor mu? O işi en iyi yapıyorsa başımın üstünde yeri var, görevine devam edecek. Ama yolsuzluk yapmışsa, yolsuzluğa bulaşmışsa, partizanlık yapmışsa ona diyeceğiz ki kusura bakma sen şöyle bir kenara çekil. Buraya dü dürüst insanlar gerekiyor, düzgün insanlar gerekiyor. Çünkü onlar kendi ülkeleri için çalışıyorlar ve çalışacaklar. Onlara da o pencereyi açmış olacağız. Peki efendim. Peki. Çok çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ediyoruz. Sorum Bu arada ben bir hata yapmışım. Leyla ile Mecnun demişim Ferhat ile Şirin'miş sizin köy okullarıyla alakalı sözümüz. Ben söylediniz. orada evet. evet <laughs> keşke. Öyle Ferhat, dedim. Ile <gülüyor> gibi, <gülüyor> Ferhat ile Şirin'i buluşturduğumuz <gülüyor> gibi <gülüyor> öğrenciyle öğretmeni buluşturacağız demiştiniz. Çok çok teşekkür ederim. Size kolaylıklar diliyoruz. Siz buradan verir. yine bir toplantıya gidiyorsunuz. Evet bundan yani. sonra İstilal bir toplantı edeyim, var. yine mitingler girişelim. devam ediyor. Evet. Çok evet. teşekkürler katıldığınız için. Sağ olun. Evet noktalıyoruz sevgili seyirciler. Hoşçakalın.